Sevgili deniz severler, Yelkenli ve Motorlu Çift kanalına hoş geldiniz. Doris'in maceraları devam ediyor. Bir önceki bölümde Simi Adası'nı detaylıca gezmiştik. Yeni bölümde ise artık Tilos Adası'na geçiyoruz ve adayı güzelce geziyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Şu an Simi kanalını geçiyoruz. Geçeceğiz. Bu sağdaki gözüken Nimos Adası. Nimos Adası'nı şöyle küçük bir kanal, boğaz Simi'ye bağlıyor. Arkası Simi. Karşısı Datça. Su 3,5 metreye kadar düşüyor. 3,5'tan daha fazla düşmüyor. Şu an 6 metrelere kadar düştü. Bayağı bayağı sığlaştı. Yavaş yavaş derinleşecek. Şu an artık geçtik sayılır. Ve ilerisi Tilos'a doğru devam edeceğiz. Günaydın. Saat şu an sabah 8.30 civarı. 5.45'den beri, 6'dan beri seyirdeyiz. Şu gördüğünüz ya da göremediğiniz adaya doğru gidiyoruz. Bu ada Tilos. Rüzgarı kafadan alıyoruz. Motorla gidiyoruz. Yavaş yavaş gözüküyor nemde. Biraz kayboluyor. Şöyle açık denizi göstermek istedim size. Nasıl bir şey? Burası Datça. 7 mil mesafede İnceburun ve Palamutbükü civarı. Palamutbükü, İnceburun. 7 mil mesafede. Burası Simi. Nemli olduğu için gözükmüyor. Aşağısı Rodos. Çok uzaklarda birkaç tekneler var. Seyir devam ediyor. Süretimiz 5-8-6 mil. Gayet yavaş. Bu teknenin bu kadar. Dalgalar hafif. Yaklaşık 2,5 saat sonra Tilos limanına varacağız. Orada ileride bir tane de ufak yelkenli var. Öyle. Neredesin? Tilos Adası'na doğru yaklaşıyoruz. Devamlı deniz bize bir şeyler veriyor. Biraz önce bir unicorn simit kazandım. Şimdi de Mert için bir makarna kazanacağız. Nerede bu makarna? Şurada. Eğer makarnaysa bilmiyoruz zaten. Sanki makarna gibi ha? Ganimetleri. İşte orada bir... Denizsel ganimet. Allah. Tilos Adası. 6 küsür mil kaldı. Gayet güzel bir şekilde görünür hale geldi artık. Livadya kasabası.
ana kasaba. Nüfusu 500. Evet, selamlar. Şimdi yelken açacağız. Yelken açmak için öncelikle rüzgara dönmeniz gerekiyor. Tepedeki rüzgar gülünden rüzgarın geldiği yön gözüküyor. Şu an biraz daha sancaktan geliyor. Yavaş yavaş önce otopilotu oraya ayarlıyorum. Ondan sonra önce ana yelkeni açacağım. Tilos Adası 3 mil açığındayız. Simi'den geçiyoruz. Simi'yi çekleyeceğim ama gözükmüyor Simi. Hiçbir şey gözükmüyor. Datça şurada kalıyor. Datça kalıyor. Biraz daha bir rüzgara dönelim. Burası Tilos Adası. Şimdi usturmaçaları topluyoruz. Önce yelkenle, çünkü yaslanacak yol kesmesin diye. Ondan sonra rüzgara iyice dönüyoruz. Motoru rölantide çalıştırıyoruz. Rölanti gazda diyelim. Evet, şimdi ana yelkeni açmak için vince takıyorum rüzgara döndükten sonra. Fazla olmadığı için açılabileceğini düşünüyorum ve açmaya başlıyorum. Şu an ana yelken yükseliyor. Tabii bundan önce şu iskotayı açmamız gerekiyor ki ana yelkenimizi yönlendirebilelim. Açmadan olur mu? Evet, açıyorum. En son ana yelken camadandaydı. Açmayı unuttuk. Evet, hemen hemen bitti. Gayet güzel. Tabii unutulan şeyler oluyor. Evet, Kaptan Eda, ne yapıyorsun? Ne yapalım? Yelken açtık Livadiye'ye doğru. Tilos Adası'nda. Güzel gidiyor. Livadiye'ye doğru ilerliyoruz. Yelkenlerimiz açık. Rüzgarımız zayıfladı. Bir şekilde tatlı tatlı ilerliyoruz. Tilos'a artık çok yaklaştık. Şirin böyle pitoresk bir manzara karşılamadı. Şurada tatlı bir kiliseçik var belli. Taverna Mihal istiyorsa hemen. Demiratı güzelim mi? Plaj müsait. 7 metre falan zevk.
Bu arada Tilos bizim geldiğimiz 12. Yunan adası oldu. Bütün Yunan adalarını bitirmeyi düşünüyoruz. Hiç bu kadar çok yelkenli bir ara görmemişsinizdir. Çünkü bu Rodos Cup regattaymış. Rodos'tan geliyorlar şimdi hepsi. Blue Star Ferry'iz geldi. Yalnız manzara çok harika oldu. Bir yanda Rodos regattası, yelkenlileri. Bir yanda şuracıkta Doris'imiz regattayı izliyor. Bir yanda Blue Star Ferry'iz geldi. Şurası da minik limanı zaten Tilos'un. Şöyle küçücük limanı var, şu kadarcık. Şuraya yanaşacak. Kocaman. Bekleyen yatlar. Regatta çok güzel devam ediyor. Biz de bu arada teknemizi bağladık güvenle. Mert, ne yapıyorsun? Selamlar. Şu an hava çok kötü. Bunu çekmen iyi oldu. Bazen böyle havalar da oluyor. Şu an çok kötü bir havadayız. Liman içindeyiz Allah'tan. O kadar fena esiyor ki. Bayağı kuvvetli esiyor. Mert de esintinin şeyini ölçecek. Bu hava tahminini önceden almıştım ben. O yüzden limanın içine sabah erken saatte giriş yaptık. Girmeseydik evet, halimiz fenaydı. Evet, biz çok şükür limandayız. Allah'a vermesin. Şükür livadede. Hava iyi olana kadar burada kalacağız. İyi olduktan sonra ayrılacağız. Nisiros'a geçeceğiz. Şu an her şey yolunda. Etekleri de çek dağları. Dağların başı bulutlu. Şu anda kendi limon manastırındayız. Çok güzel. Bir sabahında. Çok güzel. Sarp kayalarının arasına yapılmış bir manastır. Yani daha ilk girişten bir çok etkiledi. Çok güzel gözüküyor. Kalkılar atıyor. Şimdi aşağıda çok güzel bir adam diyor. Bu arada ben de çok güzel. Tipo
selamlar. Şimdi Manastır'dayız. Tepedeki. Manastır'ın nasıl bir yere inşa edildiğine bakın. Dağın eteklerine. Gördüğüm en yüksek Yunan adası. Dağları. Evet evet, çok acayip yani. Bayağı dumanlı dağların içindeyiz yani. Sanki öyle. Bu yanardağ komşu olan Yunan adası. Tilos. Tabii patlayınca. Şöyle tatlı bir manastırcık yapmışlar. İşte çok güzel şey. Aslında kaleymiş. Ne güzel ikonlar var. Önce de. Bu şekilde. Şimdi size kimsenin olmamasına fırsat bilerek manastırın içini çekmek istiyorum. İçindeki süslemeleri. Çoğu manastırda muhtemelen burada da zaten. Gayet süslü. Ben yine eteğimi giydim arkadaşlar. Feridan namus eteği. Sen de giysin. Evet, burası tek kumlu plaj olan neydi adı? Eristos plajı. Birazdan evet, gideceğiz. Tek kumlu ve işte bir de böyle şeyler de var. Tavernas falan da var. Biz şimdi Megalahorya'dayız. Yani büyük köydeyiz. Bakın orası. Bak bizim buraya. Biz buradan giriş yaptık adaya. Tekne burada. Doris. Öbür harita var mı? Burası da burası. Hı hı. Yani şuradayız. Buraya. Şuradan şuraya bakıyoruz. Evet. Şuralarda Megalahorya'dan buraya bakıyoruz. Ha burada büyük var mı? Yani. Doris burada. Livadya. Biz Megalahorya'ya geldik. Geldik. Megalahorya'dan Eristos'a bakıyoruz. Biraz önce şuradan şöyle geldik. Manastır buradaydı. Aha, Aya Nikolaos. Pantelimon'a baktık. Plaka biçmiş adı. Aynen. Şu kaleye çıkılması çok zor gözüküyor arkadaşlar. Çok zor evet. Hı-hı. Yolu yok yani. Şuralarda da plajlar var ama bunlar hep yol yani. Bunlar da hep yürünerek gidiyormuş. Yani şeyle yani gidilmiyor. Bir saat falan sürüyor. Yani tekneyle aslında zaten biz şöyle gideceğimiz için aslında anlatabiliyor muyuz zaten? Evet, çok görmek istiyorsak. Bakalım. Şöyle yani buraya tekrar gidebiliriz yani. Yol yok yani adada. Şunlar da şey yol değil mi? Patika herhalde. Patikamsı yolu. Ya da dağ yolu falan. Ha yazıyor işte bak. Secondary Road Network diyor. Ha. Yo bayağı bayağı. Oh işte bu Eric ya. Eristos'tan size sesleniyorum dostlarım. Burası çok uçsuz bucaksız harika bir kumsal. Kocaman. Nasıl anlatayım? Sakin bir deniz o. O kadar sakin. Ondan sonra plaj da çok sakin. Bir tane beach otel var. İki tavernası tane, olan. İki tane yemek yiyecek yer var. İki yani tane kantin var. Bu kantinde oturuyoruz biz zaten. Şurası da tuvalet, lavabo, bulaşık yıkama yeri. Çünkü burası bir kamping. Burada kamp yapabilirsiniz. Bütün bisikletçi tayfaya, backpackerlara, motorculara sesleniyorum. Buraya gelin yani. Hepsi de kurulabiliyor ve bayağı da yayılanabiliyor. Yayılmışlar aynen Aktur gibi. Öyle vıdı vıdı eden kimse yok çünkü. Kocaman, uçsuz bucaksız bir yer çünkü. Arkalara doğru. Ve nudist plajı zaten. Nudist de takılabiliyorsunuz. Çıplaklar kampı aynı zamanda. Ondan sonra şöyle güzel. Burası kantina. Burada oturuyoruz. Kitaplarımız vesaire. Sırf kum. Harika. Mert sen ne düşünüyorsun burası hakkında? Cennet gibi yer işte. Burada Simi'deki snopluk yok. Burada daha rahat takılıyoruz değil mi? Yani yukarıdaki Megalahorya'da da rahat şey takıldım. Şey bir kasaba yani böyle kozmopolit ve herkesin tatile geldiği bir yer olduğu için şey yok yani. Sıkıntı yaratacak hiçbir şey yok. En hani nasıl söyleyeyim, misafirperver, gerçekten misafirperver bir yer yani hakikaten öyle. Selamlar herkese. Yunanistan'ın Tilos adasındayız. Hemen Datça'nın karşısına yer alıyor haritadan bakarsanız eğer. Şu anda Eristos plajındayız. Eristos plajında Tilos Belediyesi resmen size şöyle tuvalet ve duş alanı, yemek, bulaşık yıkama alanı, yemek yapma alanı tahsis etmiş. Burası uçsuz bucaksız bir kumsal. Denizi de harika. Ve
kamp kurmak, kamp atmak bedava. Hiçbir şekilde para almıyorlar. Bilmiyorum karavanla nasıl gelinir ama bayağı çadırla gelirsin. Karavanla da gelirsin. Bir tek Dodecanes Seaways, yani feribotla veyahut da Blue Star Ferries'le gelirsin. Şuranın tadını çıkarırsın. Harika bir yer. Bir tane restoran, iki tane de kantini falan var. Herkese tavsiye ediyorum. Bay bay. Neredeyiz Edoş? Burası Mikrohorio. Burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burada yaşayan köylüler terk etmişler. Çok fakirleşmişler çünkü. Aynı Fethiye Kayaköy'e benziyor. Mikrohorio is a deserted village of Tilos. After the Second World War, they become too powerful. Poverty, in poverty, they escaped. They left their village behind. İşte terk edilmiş köy. Midilli'de miydi? Tepede bir köy daha vardı böyle. Bizim Kaleköy gibi gene. Rumların terk ettiği. Burada bir de Mikro Horio diye bar disco var. Şuradaki herhalde. Otobüse getiriyorlar geceleri. Tabii akşam geleceğiz gene ama. Selamlar. Şimdi Mikrohorio denilen Livadi şeyin, Tilos'un terk edilmiş kasabasındayız. Burası yerden oldukça yüksek. Buraya bir bar yapmışlar. Otobüs gelip gidiyor bara. 11 gibi açılıyor. Gerçekten bar. Müziği veriyorlar ve gördüğünüz gibi rahatsız olacak pek kimse olmadığı için. Hayalet çizim için. Hayaletler rahatsız olabilir. Müzik açmakta pek yüksek bir sıkıntı olmuyor. Bir tanesini tadile etmişler ve burada bir tane bizim Mahmut abimiz var. Mahmut abicik, gel bir tanem ya. Çok tatlı ve çok gel, konuşkan gel, bir topik gel, var gel. Burada. Çok konuşarak karşıladı bizi bu. Dünya bizim. Sen orada otur annem, tamam mı? Tamam mı kuzum? Ha yavrum, nasılsın? Bebeğim. Bir şey ister misin Eda? Bir şey içer misin? Teşekkür ederim, akşam içeceğim. Ya da şimdi bir alfa alayım. Alfa acık vereyim mi sana? Of yavrum nasıldı sevdirgen. Kuzu. Bebişim. Yerim ben şimdi. Kık kık kık. Keçiden mi öğrendin? Keçi gibi meyliyor. Keçiden öğrendim. Hadi gel biraz dolaştır bizi küçük keçi. Ha, sen biliyorsun da böyle gel. Evet Mert'i takip edelim. Şimdi öncelikle şuradan gidelim. Şöyle. Burada Ahmet beylerim ve Emrullah abinin evi var. Onlara bakalım şimdi. Dimitris ile Yannis dayının olmaz. Hatice yengeyle Hamide yengenin yan yanaydı. Bunlar ölünce torunlarına kaldı. Eleni ile Marika demek anlaşamadı. Istiyor. Anlaşamayınca böyle evi ikiye böldüler. Ölünce de yıkıldı. Onlarda da mı varmış toprak paylaşımı? Evet tabii her yerde var. Allah'ım yarabbim. Şuradan kiliseciye doğru çıkalım. Ne oldu? Onlara da kalmamış buralar. Ne oldu? Buraları terk etmek zorunda kalmışlar. Ya işte. Hayat böyle. Kötü bir şey. Gülerek anlatıyoruz da yani İtalyanlar az çektirmemiş. Evet aynen öyle. Şu sokaktan çıkalım. Gel bakalım. Çok değişikmiş ya. Hakikaten değişikmiş ya. Bayağı değişikmiş hatta. Şimdi de en çok bakıyorum da yine de İtalyan turist yok. Evet. Buradan camiye gidiliyor. Kiliseye. Merkez cami mi? Direkt evin içine bakalım mı? Ay şu. Hadi gir bakalım oradan. Dikkatli ol. Duvarlara yazı yazma hastalığı. Bizde de var, onlarda da var gördüğümüz gibi. Livadiye gözüküyor buradan. Koyun olduğu yer Livadya olması lazım. Sanırsam orası yani. Çok enteresanmış. Kayaköy'ün minyatürü. Kayaköy daha geniş bir alana yayılmış.
çok tatlı. Güzel mini şeyler var, mozaikler yani. Yenilemişler kesiciyi. Evet, şimdi Livadia limanına yukarıdan bakıyorsunuz. Değil mi Edoş? Evet. Ne yürübersiz bir yere çıktık. Bir anıt yazıyor, çıktık ama burada hiçbir şey yok. Yani Memorial Agios Anna yazıyordu. Bir yol yapmışlar, yani yolda böyle bitti. Biz de kaldık, keçi var. Hani anıt değil mi ya, anıt? Bakacağız. Keçi var. Şu dağdaki yolları aşağı aşağı geldik. Doris'i bulalım.